Sosyal çalışma mesleği uygulandığı alanlar içinde yalnız başına bir meslek değildir. Diğer sosyal meslek elemanları bu alanlarda bir ekip içinde görev yüklenirler. Sosyal hizmet alanlarından olan çocuk refahında sosyal çalışmacılarla adli tıp uzmanı, psikiyatrist, çocuk hastalıkları uzmanı, çocuk gelişimci, psikolog, avukat ve daha birçok meslek elemanı çalışmalarını birlikte yürütürler. Elbette her mesleğin odağı ve sınırı vardır. Çalışmalarda etik olarak bu duruma uygun hareket edilmektedir. Takım çalışması diğer alanlar söz konusu olduğunda da gerçekleşen bir süreçtir. Sosyal hizmet alanlarında yapılan mesleki çalışmalarda amaç birey, grup ve toplulukların yüksek refahını gözetmektir. Sosyal çalışma mesleğinin işlevsel olduğu alanlar içinde çocuk, gençlik ve yaşlılık konuları da ön plana çıkmaktadır. Bu konularla ilgili bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır. Sosyal çalışma mesleği Sosyal hizmet alanı, çocuk ihmali ve istismarı, gençlik refahı, yaşlı refahı ile yaşlı ihmali ve istismarıdır. Bu programı izledikten sonra sosyal hizmet alanlarında çocuk, gençlik ve yaşlılık alanlarının temel özellikleri nelerdir? Bu alanlarda takım çalışmasının önemi nedir? Sosyal çalışma mesleğinin bu alanlardaki rol ve sorumlulukları nelerdir? Sorularına cevap bulabileceksiniz. İstismar ve ihmal çocuğun yaşamını fiziksel, duygusal, cinsel, sosyal ve eğitsel yönlerden olumsuz etkileyerek çocukluk döneminde ciddi sorunlar yaşamasına neden olan, üstesinden gelinmediğinde ise sağlıklı bir yetişkin olmasını engelleyen bir süreçtir. Çocuğa yönelik ihmal ve istismar yakınları tarafından gerçekleştirildiği gibi tanımadığı kişiler tarafından da yaratılabilmektedir. İstismarın çocuğun fiziksel açıdan zarar görmesine neden olan şiddet içerikli davranışlarla birlikte cinsel ve duygusal boyutları da bulunur. Cinsel istismar, gelişimini tamamlamamış çocuğun bir yetişkin tarafından cinsel amaçlı kullanılmasıdır. Duygusal istismarsa, daha çok duygu, düşünce ve davranış boyutunda çocuğun ilgi ve sevgiden yoksun bırakılmasıdır. Bu durumlar çocukta derin psikososyal travmaların yaşanma nedenidir. Çocuk ihmalinden kastedilen şey ise çocuğa bakmakla yükümlü kişilerin buna aile ve yakın sosyal çevresi de dahil olmakla birlikte çocuğun temel gereksinimlerini karşılama noktasında görevlerini yapamamalarından dolayı oluşan istenmedik durumdur. Barınma, yiyecek, korunma, bakım, sağlık ve eğitim gibi gereksinimlerinin karşılanmamasıyla gündeme gelmektedir. Bir ailenin bakmakla yükümlü olduğu çocuğu hastalandığında hastaneye götürmemesi, Eğitim yaşına gelmiş çocuğu okula göndermek yerine ev içi hizmetlerde kullanması, çocuğun beslenmesine önem vermemesi buna örnek olabilir. Son yıllarda yaygın bir olgu olan ancak üzerinde çok ciddi çalışmaların yapılmadığı bir sorun alanından söz etmekte yarar var. Bu çocukların ticari cinsel sömürüsüdür. Çocukların ticari amaçlı cinsel sömürüsü, yetişkin tarafından çocuğun para, eşya karşılığında ya da iletişimdeki etkisini kullanarak cinsel amaçlı kullanmayı anlatır. Çocuğun ticari cinsel sömürüsü, çocukların ciddi sağlık sorunları yaşamalarına neden olur. Örneğin HIV başta olmak üzere cinsel yolla bulaşan infeksiyonlar, cinsel travma, fiziksel sakatlıklar, zihinsel sorunlar, posttraumatik stres bozukluğu, depresyon, Utanç, suçluluk, gelişimsel yetersizlikler, hepatit başta olmak üzere birçok sağlık sorunları yaşarlar. Çocukların ticari amaçlı cinsel sömürüsü dünya üzerinde birçok ülkede yaşanmaktadır. Küresel tahminlere göre dünyada her yıl çocukların ticari amaçlı sömürüsünde rakamların 1 milyonla 10 milyon arasında değiştiği yönündedir. Ticari amaçlı çocukların cinsel sömürüsünde risk faktörü olarak Şunlar sıralanmaktadır. Sosyoekonomik kültürel faktörler, yoksulluk, düşük eğitim düzeyi, doğal afetler, savaşlar, çatışmalar, cinsiyet eşitsizliği, yasaların ve yaptırımların yetersizliği, gelenekler, alışkanlıklar, ayrımcılık, sokakta yaşamak, koruyucu olmayan anne baba tutumu, işsizlik. Ülkemiz açısından da çocuk istismarı ve ihmali bir suçtur. Sosyal mevzuat bu suçun bildirilmesini hem etik hem de yasal bir zorunluluk olarak kabul eder. Sosyal çalışma meslek elemanlarının bu sorunları yaşayan çocuklar ve aileleriyle çalışırken bakım ve koruma başta olmak üzere psikososyal destek ve danışmanlık hizmetleri yürütmek, toplumsal duyarlılık çalışmaları yapmak, Kurumlar arası işbirliğini sağlamak ve politika oluşturmak gibi çok sayıda görevleri vardır. Gençlik refahı, sosyal çalışma açısından gençlere götürülen sosyal hizmet programları yoluyla varılması amaçlanan refah düzeyini anlatır. Bu alanda gençlik merkezleri, gençlik kampı, gençlik eğitim programları gibi çeşitli hizmetler yürütülür. Sosyal çalışma mesleği açısından gençlerin eğitim, istihdam okul, serbest zaman, bağımlılık, suçlu gençler, evsiz kalma gibi durumlarıyla ilgili planlamalar yapılır, hizmetler yürütülür. Örneğin, bir yetiştirme yurdunda kalan gençler için sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlendiği ve grup çalışmalarının yapıldığı gençlik kampları, gençlik refahı alanında yapılan programlar arasında yer alır. Burada amaç Gençin toplum uyumunu gerçekleştirmek, sorunlarıyla baş edebilme becerisi kazanmasına yardımcı olmak, güçlendirmek ve toplum kaynaklarını kullanmasını kolaylaştırmaktır. Sosyal çalışmacı bu noktada genci yönlendiren ve danışmanlık yapan bir roldedir. Yaşadığımız dünyada yaşlılık önemli bir sosyal sorun haline gelmiştir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bu sorunu çeşitli yönleriyle yaşamaktadırlar ve bunun için sosyal refah politikaları belirleyip yürütürler. Yaşlılar ekonomik sorunlar başta olmak üzere yaşlılık dönemine özgü sorunlarla bir aradadırlar. Sosyal çalışma mesleğinin birincil alanlarından olan yaşlı refahı alanı, yaşlı grubunun sorunlarını çözmeye, ihtiyaçlarını karşılamaya ve iyiliğine yönelik bütün hizmetlerin mevzuat, program ve politikaların oluşturduğu bir alandır. Yaşlılara yönelik tarihte verilen hizmetler çok çeşitli ve renklidir. Osmanlı'da 1896 yılında 2. Abdülhamit döneminde korunmaya muhtaç çocuk, özürlü, yaşlı, yoksul kişilerin korunmaları, dilencilikten ve sokaktan kurtarılmaları için İstanbul'da açılan bakım kurumu Darül Aceze'dir. Günümüzde bakılamayan yaşlılara yönelik olarak çeşitli barınma mekanları, huzur evi, yaşlı bakım evi, güçsüzler evi, güçsüzler yurdu gibi merkezler sunulmaktadır. Ayrıca ev ziyaretleri, evde bakım, gündüz hastaneleri, geri atri hizmetleri, yaşlı danışmanlık hizmetleri, boş zaman değerlendirme faaliyetleri, ekonomik sorunlarına ilişkin sosyal destek hizmetleri, koruyucu aile, ev ekonomisi, evlere yemek hizmetleri, yaşlılara yönelik yayınlar, yaşlı kahvesi, Yaşlı refahı alanında verilen hizmetler olarak öne çıkmaya başlamıştır. Türkiye'de yaşlılara yönelik sosyal refah hizmetleri tam anlamıyla istenilen düzeyde olmamasına rağmen sosyal güvenlik uygulamaları, kamusal sosyal hizmet programları ve belediyelerin yaptığı bazı hizmetlerle sürdürülmektedir. Sosyal çalışma mesleğinin yaşlı refahı alanındaki işlevi düşünüldüğünde sağlık, konut, evde bakım, sosyal kültürel faaliyetler Toplumsal koruma gibi birçok hizmet alanında sosyal çalışmacılar önemli roller yüklenmektedirler. Son yıllarda yapılan araştırmalar yaşlıların da birlikte yaşadığı insanlar tarafından ihmal ve istismara uğradığını göstermiştir. Bu soruna dönük davranışlar yaşlıyla ilgili ekonomik, duygusal, sağlık gibi birçok alanda yaşanabiliyor. Yaşlı ihmali ve istismarı süreci muhtaç yaşlı kavramını ortaya çıkarmıştır. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgemi Kanunu'na göre muhtaç yaşlı, sosyal ve ekonomik yönden yoksulluk içinde olup korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç yaşlı statüsündeki kişiyi ifade eder. Yaşlılara yönelik verilen hizmetlerde sosyal çalışma meslek elemanlarının belirgin rolleri vardır. Bunlar yaşlı refahına yönelik sosyal politikaların oluşturulması, yaşlılarla ilgili sosyal mevzuatın işlevsel kılınması, ailelerin sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmesi, hak savunuculuğu olarak sıralanabilir. Sosyal çalışma mesleği uygulandığı alanlar içinde yalnız başına bir meslek değildir. Diğer sosyal ve sağlık meslek elemanları, bu alanlarda sosyal çalışma mesleğiyle bir ekip anlayışı içinde görevlerini yerine getirirler. Sosyal çalışma mesleğinin işlevsel olduğu alanlarda yürütülen etkinliklerde amaç, sorun yaşayan birey, Grup ve toplulukların yüksek refahını gözetmektir. Çocuk ihmal ve istismarı, çocuğun ticari amaçlı cinsel sömürüsü, gençlik sorunları, yaşlı ihmali ve istismarı ile bu özel gereksinim gruplarına yönelik olarak verilecek sosyal hizmetler programlanırken her alanın özelliklerine ve gereksinimlerine uygun biçimde hareket edilir. Sosyal çalışma bilimi ve mesleği bu bağlamda etik ilke ve standartlara bağlı kalarak uygulamalarda bulunurken önemli rol ve sorumlulukları yerine getirir. Bu programda sosyal hizmet alanlarında çocuk, gençlik ve yaşlılık alanlarının temel özellikleri nelerdir? Bu alanlarda sosyal çalışma meslek elemanlarının rol ve sorumlulukları nelerdir? sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi sosyal hizmete giriş ders kitabının 6. ünitesinde yer almaktadır.